Evet sevgili seyirciler, selamlar, sevgiler, iyi akşamlar diliyoruz. Antakya'dan, depremin yıkım merkezi Antakya'dan. Depremin yıkım merkezi Defne'den. Aradan 15 ay geçmiş olmasına rağmen halen ne yazık ki virane Defne, virane Antakya'dan sizlere sesleniyoruz. Gelenler gidenler çok Antakya'ya, Defne'ye. Ziyaret babında bakanlar, milletvekilleri, heyetler vesaire. Ama değişim adına ne yazık ki hiçbir şey yok. He, değişim adına birazdan bir haber gelecek. Bu araç, ağır hasarlı araçlar üzerinde çenç mi diyorsunuz, ne diyorsunuz? O değişim, o değişimden var. Ama parklarda, yollarda, insanların sosyalleşeceği alanlarda ve belki de en önemlisi barınma değil mi? İnsanın en önemli ihtiyacı. Tarih boyunca bu böyledir, barınma. Konteynerlerde insanlar, bir şey değişmedi, halen oradalar efendim. Şimdi ana haber bültenine başlayacağız. Ama tabii Antakya'nın, Defne'nin sorunları sadece bu saydıklarım değil. Yani her taraf çer çöp derler ya, her taraf çer çöp, pislik içinde. Bunu da koyalım bir tarafa. Elektrik yetersizliği, bunu da koyalım bir tarafa. Suda yaşanan yetersizlik, bunu da koyalım bir tarafa. İnsanların geldikleri noktada neredeyse hepimiz, yani ben de dahil olmak üzere, ruh hastası haline geldik. Bunu da koyalım bir tarafa. Koyalım bir tarafa. Dayanmıyor yürek. Dayanmayınca da bana göre, bana sorarsanız bilmiyorum. Bakın şimdi bir haber sunacağım size. Ne olduğu bilinmiyor. Yarın öbür gün belli olur büyük ihtimalle soruşturma sonrasında. İntiharlar başladı mesela. Yani bu nedenle mi intihar ediyor bilmiyorum ama Antakyalıysa, Antakya'da yaşıyorsa başka ne için olabilir ki bu kadar sorun varken yani. Antakya'da neredeydi efendim? Saraycık mahallesinde çok katlı bir inşaatın en tepesine çıktı bir yurttaşımız ve intihar etmek istedi. Ancak ikna edildi, intihardan vazgeçirildi fakat korku dolu anlar yaşandı. Antakya'da yürekler ağza geldi. Burası Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi. Hatay'ın Antakya ilçesinde intihar etmek için binaya çıkan bir vatandaş, ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirildi. Antakya ilçesi Saraycık mahallesinde bir vatandaş binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliğinin sağlanması için sakinleştirici verilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Şimdi bu intihar teşebbüsünün daha doğrusu, çünkü intihar gerçekleşmedi, iyi ki de gerçekleşmedi, genç bir kardeşimiz kurtulmuş oldu. Bir iyi yönü var, bir kötü yönü var. Kötü yönü, yani genç kardeşimizin böyle bir girişimde bulunması. Keşke hiç öyle girişimlerde bulunmazsak. Yani hep deriz ya, Allah'ın verdiği canı Allah alır. Yani intihar etmek hem dinimize göre de günah biliyorsunuz. İyi tarafı ne? İyi tarafı, Antakya'da halen yüksek bina var mı? Yani ayakta kalan yüksek bina var mı? Varmış demek ki, ona da açıkçası mutlu oldum sevgili seyirciler. Ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya neredeyse her gün yaptığı gibi bugün de böyle bir açıklaması var sosyal medya hesaplarından. Toplam 52 ilde operasyon düzenlendi.
uyuşturucu operasyonu, şaşırmadınız değil mi? Aralarında Hatay'da var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde düzenlenen narkoçelik 15 operasyonlarında 363 şüpheli'nin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon uyuşturucu madde ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Erzincan, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Ankara, Mersin, Osmaniye, Adana, Samsun, Kocaeli, Konya, Malatya, Bursa, Denizli, Muğla, Kilis, Gaziantep, Van, Bitlis, Adıyaman, Antalya, Afyon, Karahisar, Amasya, Düzce, Batman, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Bilecik, Çorum, Kırklareli, Elazığ, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Diyarbakır, Trabzon, Bingöl, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Hatay, Isparta, Mardin, Tekirdağ, Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Aydın'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti. 936 ekip, 2340 personel, 9 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığı operasyonlarda 363 şüphelinin yakalandığını, 217 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 111 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz, milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek, her an enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı. Evet, az önce dedik ya, Defne'de, Antakya'da depremin üzerinden 15 ay geçmiş olmasına rağmen ne yazık ki beklenen değişim olmadı. Sokaklar, caddeler çer çöp içinde, pislik içinde, kokuyor her taraf. Elektrikte yetersizlik, suda yetersizlik, internette yetersizlik, trafik allak bullak, kural tanımıyor sürücüler. Yani yetkililerin duyarsızlığı. Vatandaş gidiyor, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gidiyor, valiliğe gidiyor, belediyeye gidiyor, takan yok, soran yok, eden yok, insan yerine koyan yok. Böyle bir ortamdayız. Değişim yok. Depremden sonra neyse, depremden hemen sonra, şimdi de hayat daha da kötüleşerek sürüyor ne yazık ki Antakya'da ve Defne'de. Ama değişen bir şey var demiştik. Ne değiştiriyorlar? Araçların parçalarını değiştiriyorlar. Depremde ağır hasar gören araçları kullanıp şahsi numaralarını, motorlarının ilgili yerlerini vesaire. Ona da bir şey diyorlardı. Ne diyorlardı? Gelmeden önce ana habere şeye sordum. Can'a, bizim Can'a dedim ki, Can neydi bunun adı? Çenç abi dedi. Çenç. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Çenç. Buyurun. Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçlarla farklı şehirlerdeki araçlara çenç işlemi yapan 11 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarına hacizli çalıntı ve yurt dışından getirilen aynı modelle marka araçlar üzerinde çenç işlemi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Hasay Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin adlarına kayıtlı 267 araçtan 47'sine çenç işlemi yapıldığı belirlendi. Malatya merkezli düzenlenen operasyonda İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye'nin Afrin kentinde ise 1 şüpheli yakalandı. Şahıslar gözaltına alındı. Ve deprem bölgesindeki, yani bir ara çünkü öyle bir haber çıktı. Deprem bölgesindeki depremzedeler eğer evlenecekse, herhalde bu genel bir şey. Hatta ben o zaman şunu demiştim, lan adam depremden çıkmıştır, ne evlenmesi be? Milletin yani hani derler ya, burnundan gelmiş. Kim evlenecek, kim boşanacak, kim şey açacak? Herkes burada geçim derdinde. Hatay'da, Antakya ve Defne'de, düzeltiyorum, Hatay'da değil, Antakya ve Defne'de herkes geçim derdinde. İnsanlar kan kusuyor, insanlar gece gündüz ağlıyor. Halen çadırda yaşayanlar var. Binlercesi, on binlercesi konteynerde yaşıyorlar. Sosyalleşecek hiçbir alan yok. Bunu hep sürekli söyleyeceğim. Söyleyeceğim ki birileri duysun diye. Yani 150 bin lira evlendirme kredisi veriyormuş. Buyurun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Çak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye ile Macaristan'ın aile yapısının güçlendirilmesine yönelik özgün yaklaşımlar panelinde konuştu.
Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegane kurumun aile olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onların her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimizde faizsiz kredi sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul eden gençlerimizin ödemelerini yapacağımız müjdesini de paylaşmak istiyorum. Gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatan Göktaş, bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemelerini yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz önümüzdeki aylarda. Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz. Gelenler giderler çok ama değişen yok dedik ya burası için, Antakya ve Defne için. Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren efendim buradaymıştı bugün. Bir daha söyleyeyim. Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren beyefendi vakıf haftası dolayısıyla bugün basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve Habibi Neccar Camisi'nin avlusunda ne yapmış? Açıklamalar yapmış. 2025'te vakıf eserlerinin restorasyonları 2025'te tamamlanması planlanıyor. Tamamlanması tamamlanacak demiyor. Tamamlanması planlanıyor. 2025, 2028 o zaman. Yani siz üstüne 3 koyun. 2028. Buyurun. Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, vakıf haftası dolayısıyla bugün Hatay'daki Habibi Neccar Camisi'nin avlusunda gazetecilerle bir araya gelerek 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinden bu yana yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi. Depremlerin kent genelinde büyük hasara yol açtığını anımsatan Güneren bu kapsamda hasar gören eserlerden Hünkar Mescidi ve Sarımiye Camii'nin restorasyon sonrası hizmete alındığını söyledi. Habibi Neccar Camisi'nin de depremlerde hasar gördüğünü hatırlatan Güneren, yapının Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde restorasyonunun sürdüğünü söyledi. Hatay'daki vakıf eserlerinin restorasyonlarının 2025'te tamamlanması planlanıyor. Bu sene 6 Mayıs-12 Mayıs tarihleri arasında 2024 yılı vakıf haftasını icra ediyoruz. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla, teşrifleriyle yapılan canlı video bağlantıyla Antakya Sarımiye Camimizin de ibadet ve ziyareti açılışını gerçekleştirmiş olduk. Böylece depremden sonra imar ve ihyasına başladığımız Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan ikinci eserimiz böylece ibadete açılmış oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk eser yine Ramazan ayı içerisinde Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Antakya'da Hünkar Mescidi'nin restorasyon çalışmasını tamamlamıştık. Orası da şu anda ibadet ve ziyarete açık durumda. Tabii 6 Şubat ve akabinde 20 Şubat tarihlerinde gerçekleşen depremlerde Antakya çok büyük hasar aldı. Hatay'ın birçok ilçesi hasar aldı ama en çok Antakya ve Defne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan 71 tane eserimiz bu kapsamda ya tamamen yıkıldı ya da ağır ya da orta hasar alarak kullanılamaz duruma geldi. Bu eserlerimizin tamamının restorasyon çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamış durumdayız. Bu kapsamda birkaç tanesinin ismini ifade edecek olursak, şu anda içinde bulunduğumuz Habibi Neccar Camii, Antakya Ulu Camii, Kurşunluhan, Kurtuluş Hamamı, Caferiye Mescidi, Kırıkan Beyazıt İslami Türbesi gibi 71 tane eserimizle ilgili olarak şu anda bir aksiyon almış durumdayız. Tabii deprem bize şunu gösterdi. İki noktada yapılarımızın, bu tür tescilli kültür varlıklarımızın deprem dayanımının iyi olmadığını
maalesef çok acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Bir tanesi zeminlerle ilgili konu. İkincisi de bu yapılarımızın depreme karşı dayanımları ya da tepkileri. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak zeminlerle ilgili yapılması gereken bütün iyileştirmelerin neler olduğunu belirlemiş durumdayız. Akabinde yapıların statik açıdan daha depreme dayanımlı bir şekilde devam edebilmesi için, ayakta durabilmesi için statik hesaplar, modellemeler yapılmış durumda ve artık yapılarımızda yükselmeye başladık. Aslında bu süreler, bu ve benzeri işler için normal sürelerdir. Onu da belirtmem gerekir. 2025 yılı içerisinde de geri kalan eserlerimizin neredeyse tamamının restorasyonlarının bitirilmesini planlıyoruz. Şimdi tabii depremle beraber yani gerek AFAD tarafından, gerek valilik tarafından, gerekse Türkiye'nin diğer illerindeki büyük belediyeler, İstanbul gibi, İzmir gibi, Adana gibi, Ankara gibi belediyeler tarafından burada Antakya'da çarşılar kuruldu, iş yerleri kuruldu vesaire. İşte o çarşılardan bir tanesi 404 dükkanlı Türkiye 100 yılı prefabrik çarşısı. Tam kapasite hizmet veriyor. Öyle yapıldı açıklama. Ancak öyle olmadığını bir sonraki haberde göreceğiz. Hatay'da depremlerde işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnafın müşterileriyle yeniden buluşması için kurulan 404 dükkanlı Türkiye 100 yılı prefabrik çarşısı tam kapasite hizmet veriyor. AFAD ve Hatay Valiliği işbirliğinde Merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ne kurulduktan sonra Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023'te açılan çarşı 7 aydır çalışıyor. Biraz bekleyin, koku açılsın. Çarşıdaki her biri 24 metrekarelik 404 işletmeye kurayla yerleştirilen esnaf, Kahramanmaraş merkezde afet nedeniyle uzak kaldıkları müşterilerini ağırlıyor. Sağ olsun devletimizde hani prefabrik iş yerleri olsun, konteyner iş yerleri olsun. Antakya esnafımıza, çarşıdaki esnaflarımızın çoğuna hani peyderpey iş yerlerini vermeye başladı. Bize 100. yıl çarşısında prefabrik iş yerleri verdi, iş yeri verdi. Bizim köprü başında iş yerimiz vardı Antakya'nın en güzide yerlerinde. Konteyner prefabrik çarşılarda bize hak sahipliğiyle iş yeri verdi. Biz de iş yerimizi açtık. Tüm dükkanların faaliyette olduğu çarşıda giyim, market, şarküteri, kozmetik, kuaför ve restoran gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu birçok alanda hizmet sunuluyor. İşimize dört elle sarılıyoruz. Hiçbir şekilde Antakya'mızı bırakmayacağız. Bırakmamakta da kararlıyız. İş yerleri yıkılan veya hasar gören esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan çarşı, bölge halkı tarafından sıkça tercih ediliyor. Depremden önce kendime ait bir işletmem vardı. Tekstil malzemeleri, atölyelere, işletmelere malzeme tedariki yapıyorduk. Maalesef asrın felaketinde iş yerimizi kaybettik. Depremden sonra da AFAD'ın verdiği prefabrik çarşılarda hayatta tutunmaya çalışıyoruz. Evet. Aynı çarşıdayız. Aynı çarşıdayız. Şimdi bu habere göre her şey günlük gülistanlık. Çarşı faaliyette 404 tane iş yeri, esnaf gidiyor, vatandaş geliyor falan filan. Yani bildiğimiz tipik yöneticilerin istediği haber diyelim. Şimdi bu çarşıya yaklaşık bir ay önceydi. Belki bir ay bile daha olmadı. Yine arkadaşımız sevgili Can'la beraber gittik. Oraya, o çarşıya. Oradaki vatandaşlar etrafımızı sardı. O çarşıda iş yapan esnaflar. Ya zaten tek tük esnaf vardı. Çarşında 100 falan var dediler bana. 100 esnaf var ama 300'ü yok şeklinde ifade etmişlerdi. Hatta bazıları dedi ki yani burada biz Türk'üz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama biz değil, burada Suriyeliler var. Suriyelilere vermişler. Bugün bir yurttaşımız daha konuştu. Yani Suriyeliler yanı sıra hak sahiplerine verilmiyor, başka yerlerden gelen esnaflara veriliyor gibi bir şikayet oldu. Hataylı esnaf prefabrik çarşılara yerleşmek istiyor. Hala yedek listedeler. Çarşılara başka adreslerden gelen esnaflar yerleştiriliyor.
Esnaf Hatay'da, depremlerde işletmeleri yıkılan veya hasar gören esnafın müşterileriyle yeniden buluşması için kurulan 404 dükkanlı Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'nda hizmet veriyor. Ancak çarşılara yerleşemeyen, hala yedek listede bekleyen esnaflar var. Depremden hemen sonra konteyner iş merkezlerinde yeni bir konteyner dükkan talebinde bulunmuştum. Maalesef yedek listede çıktım 100. yıl çarşısında. Bir yıldan beri sıra beklemekteyim. Hala bekliyoruz. Yani bir yıldır sıra bekliyoruz. Cihat Görür, Hataylı bir depremzede esnaf, köprü başında berberlik yapıyordu. Depremin ardından dükkanının olduğu bina hasar aldı, sonra yıkıldı. Bölgedeki prefabrik çarşılarda hizmet vermek için başvuruda bulundu. Tam da buraya, Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'na. Ancak bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen hala yedek listede görünüyor. Kaymakamlık, valilik, hepsine tek tek başvurdum. Zaten yaptıkları kura çekim o kadar saçma ki. Yani başka yerdeki, şehrin başka yerlerindeki esnafları, biz köprü başındaki esnafların yerine koydular. Biz hala yedek sırada bekliyoruz. Cihat Görür'ün ifadesine göre Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'na yerleştirilen asil listede yer almaya hak kazanan esnaf çok farklı ve uzak adreslerdeydi. Çarşının civarındaki esnaf yerine uzaklardan esnaflar yerleştirildi buraya. Neredeyse üzerinden 1,5 yıl geçti. Ben bir yıldır orada yedek listedeyim. Nereye başvursak kaymakamlık, valilik, bilmem ticaret odası hepsinden olumsuz cevaplar aldım. Bu süre zarfında zaten iki çocuk babasıyım. Aileme bakmak zorundayım ve ailemi bırakıp maalesef Suudi Arabistan'a geldim. Orada çalışıyorum. Tepkisini çoğu, hatta hemen hemen gelen bütün esnaflar çevre beldelerden. Biz köprü esnafları maalesef işsiz kaldık. Narlıca'da, Çekmece'de esnaf olan adamın ismi köprü başındaki çarşı kura çekiminde çıkıyor. Böyle saçma kura çekimi mi olur? Çarşıda birçok iş yeri hala boş. Dükkan verilmiş, hala açmıyorlar. Yapmayacaklarsa versinler, biz iş yerini kurmak isteyenlere versinler sözleriyle dile getiriyor. Ben vergi levham hala devam ediyor. Yani ben isterdim ki Antakya'da kendi memleketimde benim iş yerimi geri verselerdi ben şu an orada bulunmazdım ve hala sıra bekliyoruz. Mümkünse yetkililere buradan sesleniyorum. Artık bir an önce bu duruma bir el atsınlar. Evet ve uzun zamandır Hatay'la ilgili bir açıklaması yoktu. Aslen Hataylı kendisi, Tülay Hatimoğulları Oruç Dem Parti eş genel başkanı, Hataylı olması münasebetiyle önemli bizim açımızdan bir partinin genel başkanı. Netice itibariyle buradan Tülay Hanım'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. Neyle ilgili konuşmuş? Mülksüzleştirme, yani rezerv alan, biz ona rezerv alan diyoruz. Demografik yapı değişikliği, mülksüzleştirme yani rezerv projesiyle beraber başımıza gelebilecek, önümüzdeki süreçte başımıza gelebilecek başka bir şeye dikkat çekiyor Tülay Hanım. Demografik yapı değişikliği, onunla ilgili konuştu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, Hatay'da ilan edilen rezerv alana ilişkin mülksüzleştirme ve demografik yapı değişikliği eleştirisi yaptı. Rezerv alan mağdurlarının talepleri var. Rezerv alan depremzedelerin mağduriyetine dönüşmüştür. Bu mağduriyet derhal giderilmelidir. Depremzede sonuç istiyor. Barınacak ev istiyor. Çalışacak dükkan istiyor. İktidar ve yandaşları her şeyi Allah'ın lütfu olarak gördükleri gibi depremi de şu an Allah'ın lütfu olarak görüyorlar. Ve depremzedeyi bir müşteri olarak, ondan para kazanılacak, yandaş inşaat firmaları ceplerini dolduracak bir müşteri gözüyle bakılıyor. O depremin bütün masrafını karşılamak kamuya aittir. Kamu kaynaklarından o evler, o iş yerleri yapılıp depremzedeye geri verilmelidir. Özellikle işini kaybetmiş depremzedeler, yoksullar mülksüzleştirilmek isteniyor, bunu kabul edemeyiz. Ve Hatay için diğer deprem bölgelerinden bir miktar farklı olan bir durum söz konusu değerli arkadaşlar. Demografik yapı değiştirilmek isteniyor. Arap Alevileri yaşadıkları mahallelerden çıkarılmak isteniyor. Zaten rezerv alan ilan edilen mahalleler Arap Alevilerinin yoğun yaşadığı mahalleler. Arap Alevi halkı sesini, çığlığını yükseltiyor. Buna izin vermeyiz diyor. Buna karşı direneceğiz diyor. Buna karşı biz yaşam hakkımızı istiyoruz diyor.
dilimiz, kültürümüz, demografik yapımız değişmesin istiyoruz diyor. Mahallemizin kültürel dokusu korunsun, kentimizin kültürel dokusu korunsun diyor. Evet, biz de aynısını diyoruz. Bunların tam da depremzedelerin taleplerinin tamamının hayata geçmesi gerekiyor. Değerli depremzede kardeşlerim, bizler ilk günde olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanında olacağız. Parlamentoda, mahallede, sokakta, her yerde beraberiz. Dayanışmayla bugüne kadar geldik. Bundan sonraki bütün haklarımızı dayanışarak, örgütlenerek, ortak mücadele ederek bütün haklarımızı alacağız. Konuşuyor. Yani Tülay Hanım işte uzun zamandır, belki ilk defa yapıyor bu tür açıklamayı bilmiyorum. Daha önce yapmış mıdır bilmiyorum. CHP'li Mehmet Güzel Mansur, Nermin Yıldırım Kara bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Söylüyorlar. Ya, o kadar yani. Değişen bir şey var mı vatandaş açısından? Yok. İşte zaman zaman diyoruz ya, güç yok. Yani parlamentoda zaten parlamento söyleyemiyorum ya, milletvekili diyeyim. Milletvekili sistemi zaten pasifize edildi. Ya pasifize edildi, herhangi bir rolü yok. Yani hatta bana sorarsan kapat meclisi. Meclis ne işe yarıyor ki yani? Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsa o oluyor zaten. Sayın Cumhurbaşkanı ne emrediyorsa, iki dudağı arasında ne çıkıyorsa o yapılıyor. CHP olsa ne olur, olmazsa ne olur ki zaten ana muhalefette yıllardır mesele orada. Ya da diğer siyasi partiler, yani CHP ana muhalefet diye söylüyorum. Oturup geliyorlar buraya. Ne yapıyorlar ki yani? Ya bana faydalarını bir söyler misiniz? Deprem bölgesindeyiz. Hatay'da 15 aydır deprem, anamız ağlıyor. Ne yaptınız? Ne yaptınız abi? Birinizin bir milim faydası oldu mu buraya? Ne yapacağım ben, seni milletvekili seçmişim, göndermişim oraya. Kusura bakmayın yani. Kızdık mı yine? Abi milletvekili konusu geldiğinde kızıyorum ya. Belediye başkanı konusu geldiğinde kızıyorum. Şimdi mesela 31 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarının, ki onlardan bir tanesi de bendim, adaydım biliyorsunuz. Yani iyi ki olmadık, olsak herhalde şimdi yine benzer şekilde benimle ilgili de böyle konuşanlar olacaktı. Ay geçti işte 1,5 ay seçimden. Ne oldu yani? Ne oldu? Ya görüyorum Antakya'yı, görüyorum Defne'yi, görüyorum Samandağ'ı. Bunlar depremden etkilenen yerler. Ne yaptılar 1,5 ayda mesela? Sokak mı süpürüldü? Sinekler mi öldürüldü? Su mu akmaya başladı? Binalar mı yıkıldı? Parklar mı temizlendi? Ne oldu? Ya zihniyet. Yani kimi getirsen getir, koy koltuğa, zihniyet aynıysa değişen bir şey olmaz. Bakın dün sosyal medya hesaplarından bir yazı paylaştım. Ya dedim ki Atatürk Parkı'nı ayağa kaldırmak zor mu? Mahalle içindeki parkları temizlemek, bakımını yapmak, yeniden sosyal yaşama açmak zor mu? Sümerler'de bir tane amfiteyatro var, etkinliklerin yapıldığı. Orası hemen düzeltilse mesela, konserler yapılmaya devam edilse orada, insanlar gitse, gelse, sosyalleşse kötü mü olur? Şu ana caddeler, vazgeçtik sokaklardan ya. Ana caddeleri temizletseniz, biraz bir düzene soksanız kötü mü olur? Bunları bile yapamayan yerel yönetimler var burada Hatay'da. Olmuyor abi. Ali gidiyor, Veli geliyor. Veli gidiyor, Ayşe geliyor. Zihniyet aynı. Evet, ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Hataylı çiftçilerle ilgili kimi ziyaret etmişler? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Hataylı çiftçilerin sorunlarını anlatmışlar. Yani boş hikaye, hiçbir şey olmayacak. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hataylı çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini Bakan Yumaklı'ya ilettiklerini söyledi. Hatay heyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşmesinin ardından Hataylı çiftçilere yönelik açıklamalar yaptı. Amik Ovası'nda daha fazla gelir elde edilmesi, toprağın verimli şekilde kullanılması adına ürün destekleme miktarlarının artmasını istedi. Konuyla ilgili sosyal medya açıklamasında Yayman, ürünlere verilen taban fiyatlarında artış yapılması, ovadaki sert çekirdekli meyve üreticilerinin sorunları gibi çok sayıda konunun masaya yatırıldığını belirtti. Milletvekili Yayman'ın yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da toplantıya katıldı.
Bakan Yumaklı ile hasadı yaklaşan buğday taban fiyatının açıklanması, TMO'nun buğday alımı, pamuk birim desteklerinin ödenmesi ve sert çekirdekli meyve üreticilerinin sorunlarını konuştuklarını belirten Milletvekili Yayman, Bakan Yumaklı'nın Hataylı çiftçilerinin sorunlarının çözümü konusunda her daim destekçi olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Hatay'ın her alanda ayağa kaldırılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Milletvekili Yayman, Bakan Yumaklı'ya yönelik samimi yaklaşımı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şimdi ola ki Hüseyin Bey'e derler ki Ali Yolcu dedi ki, Hüseyin Yayman gitti Bakan İbrahim Yumaklı'ya çiftçilerin sorunlarını anlattı. Ali Yolcu dedi ki boş hikaye. Hüseyin Bey, eğer sana gelirse bu seninle alakalı bir şey değil. Türk siyasetiyle alakalı bir şey. Sistem öyle işliyor. Anlatsan ne olur, anlatmazsan ne olur? Umurunda mı Hatay? Bakan Yumaklı'nın bayan, Bakan Yumaklı mı, Yamuklu mu neydi? Yumaklı. Umurunda mı Hatay? Yok. Yok abi, yok. Bu sizden önce de böyleydi. Şimdi siz 22 yıldır iktidardasınız, 22 yıl önce de böyleydi. Şimdi de böyle. Böyle devam edecek. Çünkü burada hesap soran sen yoksun. Sen beni izleyen. Hesap soramıyorsun. Bakın geçen söyledim size, Trabzonlu bir müteahhitle karşılaştım. Ya Ali Bey diyor 15 ay geçmiş benim gazeteci olduğumu öğrenince sohbet etti benimle. Aktarmıştım size yanılmıyorsam. Bu mudur dedi sizin şehrinizin hali ya? Siz dedi niye bu kadar sessizsiniz? Niye dedi kimse tepki göstermiyor? Niye? Sizin hakkınız ya. Vergi ödüyorsunuz siz bu devlete. 15 aydır deprem var burada. Kuruşu kuruşuna vergiyi senden alıyor. Telefonunu alıyor, elektrik faturasını alıyor, su faturasını alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Bakın bu bir ne bileyim ya, protesto bile değil. Bu senin hakkın. Hakkın ya, istemek hakkınsın. Emekliler, 10 bin liracılar, 10 bin lirayı bankamatikten çektiği gibi kirada oturuyorsa kiraya bile yetmez. Çoluğu çocuğu varsa kendisine yardım ediyor, kirayı ödüyor. Ondan sonra bütün ay çocuğunun, eşinin, akrabasının eline bakacak. Başka türlü geçinemez. 10 bin liraya nasıl geçinecek? Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel de bunu dile getirdi. Herhalde kendisi de katılacak mitinge anladığım kadarıyla. 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da büyük emekli mitingi. Büyük emekli mitingi. Bir şey çıkar mı? Bakacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da büyük emekli mitingi düzenleneceğini açıkladı. Herkesi mitinge davet etti. Yüksek enflasyon 4 ayda maaşları eritip kuşa çevirdi. Dar gelirinin, emeklinin, asgari ücretlinin enflasyonu körüklediği zanlı temelsiz bir zandır. Bir hedef saptırmadır. Kemeri hep yoksullara sıktırmaktır. Yılbaşında 17.002 lira olan asgari ücret şu ana kadar TÜİK verilerine göre %18 yıprandı ve 3.182 lirası buhar oldu. Emekli maaşı Aralık sonunda 1 Ocak'taki 10.000 lira 1.872 lira kaybetti. Yani bugünkü 10.000 lira o günkü 8.200 lira oldu. Ve artık eğer enflasyon düzeltmesi yapılsa asgari ücretin bugün 21.800 lira olması lazım. Ama birileri enflasyon düzeltmesi yapmamaktan, emeklinin durumunu iyileştirmemekten, çünkü para bulamamaktan şikayet ediyorlar, bahane ediyorlar. Ve emeklinin sesini duymuyorlar. Biz bütün bir kampanya boyunca emeklilere dedik ki bizimle olun, yanımızda olun, sesinizi duyuracağız. Koştular geldiler, Rize'de de geldiler, Antalya'da da geldiler, Tekirdağ'da da geldiler. Türkiye'nin dört bir yanında, Kilis'te de bizimle oldular, Gaziantep'te de, Ankara'da da toplandılar, İzmir'in Menderes'inde de. Şimdi o emeklileri unutmuş değiliz. Şimdi onlarla birlikte olma zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün emeklileri ve onlara destek vermek isteyen herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara'daki büyük emekli mitingine davet ediyorum. Emeklilere söz verdik. Onlar yıllarca bu memlekete hizmet ettiler. Alın teri döktüler, göz nuru döktüler, dirsek çürüttüler, nasırlı elleriyle hizmet ettiler. Şimdi onları unutamayız. Herkes bir gün emekli olacak. Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak.
Teşekkürler. Güzel bir şey. Demokratik tepkinizi ortaya koymak güzel bir şey. Yurttaşların demokratik tepkisini ortaya koyması. Keşke Sayın Özgür Özel Antakya'yı gördü, 2-3 defa gördü Sayın Genel Başkan. Büyük Antakya mitingi yapsalar mesela. Büyük Antakya mitingi. Ne kadar ses getirir biliyor musunuz? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Balıkesir'de, Antakya'da valla ben bile giderdim İstanbul'a. Ki ben buradan Samandağ'a kadar gitmeye üşeniyorum. Giderdim Antakya için yani. Büyük Antakya mitingi. Antakya öldü. Antakya komada daha doğrusu. Öldü demeyelim. Antakya komada. Kim Antakya'yı ayağa kaldıracak mitingi mesela? Kim? Soralım bunu. Hesabını soralım. Bu kadar deprem parası toplandı. Nereye gitti bu deprem parası? Hesabını soralım. Sen ana muhalefet partisi olarak senden de hesap soralım. Biz bütün bu acıyı yaşarken sen ne yapıyordun? Ya keşke büyük Antakya mitingi yapabilseydik bir de. Ve asgari ücret 17 bin lira. Ya 4 kişilik bir ailesiniz. Asgari ücret alıyorsun 17 bin lira. Kiraya verdik 10 bin lira demin dediğim gibi. Yeter belki 10 bin lira. Yani herhalde yeter gibi duruyor. Bilmiyorum. Belki 12-13 bin lira. 10 bin lira de. Cebinde kaldı 7 bin lira. 3 tane çocuğun var. 4 tane çocuğun var. Ya 2 tane çocuğun var. Abi 1 tane çocuğun var. Abi hiç çocuğun yok. Senle eşin. Ya evli de değilsin. Tek yaşıyorsun. 10 bin lira kira verdin. Kaldı cebinde 7 bin. Elektrik, su, internet, telefon falan filan. Ya bunları da yok say. Bunları devlet ödüyor sana. Sosyal devlet ödüyor. Asgari ücretlisin ya. Tırnak içinde ödemiyor da öyle diyelim. 7 bin lira nasıl geçineceksin ya? Ekmeğin tanesi 10 lira. Ve halen bu hükümet şunu tartışıyor. Ara zam yapalım mı? Yapmayalım. Asgari ücret 2024 yılının ilk 4 ayında 2681 lira eridi. Vatandaşların Temmuz ayı için ara zam beklentisi arttı. Asgari ücrete zam için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldığı açıklamasında bulundu. Açıklamalara rağmen asgari ücretin yıl ortasında en az %25 erimesi bekleniyor. Enflasyon yükselmeye devam ederken asgari ücrette geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşın ekonomik yükü günden güne artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Nisan arasındaki 4 ayda tüketici fiyatlarının %18.72 arttığını hesapladı. TÜİK'in resmi enflasyonuna göre iktidarın yıl ortasında zam yapmayacağını açıkladığı 17.002 liralık asgari ücretin alım gücü Mayıs başı itibarıyla 2681 lira eriyerek 14.321 liraya geriledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan asgari ücret tespit komisyonu belirler. Biz bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı dedi. Asgari ücretin yıl ortasında en az %25.4 oranında eriyeceğini ortaya koyuyor. Asgari ücrete yıl ortasında zam yapılmaması halinde 2024 sonunda asgari ücretin alım gücü yarı yarıya erimiş olacak. Hesaplamalar hem asgari ücrete hem de en düşük emekli aylığına Temmuz'da en az %25 oranında zam yapılmasının kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın anketine göre ilk 4 ayda %18.72 olan enflasyonun Mayıs ayında %3, Haziran ayında da %2.54 daha artacak. Enflasyonun tahmin edilen rakamların etrafında oluşması halinde Haziran sonunda tüketici enflasyonu %25.4'e ulaşacak. Temmuz'da memur ve emeklilere gerçekleşen enflasyon hesabı alınarak zam yapılacağı için bu kesim kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edecek. Ancak asgari ücrete zam yapılmaması halinde açlık sınırının da altına düşmüş olan asgari ücretlinin her 4 lirasından 1 lirası enflasyonla buhar olacak. Üstelik ikinci 6 ayda kayıp daha da artarak maaşın yaklaşık yarısını götürecek. Enflasyon beklentilerine göre 17.002 lira olan asgari ücretin reel alım gücü Haziran sonunda 13.558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az 21.320 liraya çıkarılması gerekiyor. Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan açlıkla karşı karşıya kalacak.
Temmuz'da memur ve emeklilere gerçekleşen enflasyon hesabı alınarak zam yapılacağı için bu kesim kısmen de olsa enflasyon kaybını telafi edecek. Ancak asgari ücrete zam yapılmaması halinde açlık sınırının da altına düşmüş olan asgari ücretlinin her 4 lirasından 1 lirası enflasyonla boğar olacak. Üstelik ikinci 6 ayda kayıp daha da artarak maaşın yaklaşık yarısını götürecek. Enflasyon beklentilerine göre 17.002 lira olan asgari ücretin reel alım gücü Haziran sonunda 13.558 liraya düşecek. İlk 6 aylık enflasyon kaybının telafi edilebilmesi için asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere en az 21.320 liraya çıkarılması gerekiyor. Zam yapılmaması halinde ise asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlarla birlikte en az 10 milyon çalışan açlıkla karşı karşıya kalacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Nisan arasındaki 4 ayda tüketici fiyatlarının %18.72 arttığını hesapladı. TÜİK'in resmi enflasyonuna göre iktidarın yıl ortasında zam yapmayacağını açıkladığı 17.002 liralık asgari ücretin alım gücü Mayıs başı itibarıyla 2.681 lira eriyerek 14.321 liraya geriledi. Asgari ücretin alım gücü İstanbul Ticaret Odası'nın hesabıyla 14.043 liraya, alternatif enflasyon hesabı yapan ENAG'a göre ise 13.285 liraya düştü. Mayıs ve Haziran tüketici fiyat endeksindeki artışla birlikte 6 aylık enflasyonun %25'lere ulaşması bekleniyor. Bu durumda asgari ücretin alım gücü 13.600 liraya kadar gerileyeceği için ara zam kaçınılmaz hale gelecek. Durum bu olunca, ekonomi bu olunca vatandaş kartlara, yani kredi kartlarına yükleniyor. Yılın ilk 3 ayında kredi kartı harcamalarındaki artış %100'ü geçti. Gıda, market, AVM ve akaryakıt harcama grupları %33.7'lik pay ile toplam kredi kartı harcamalarının 3'te 1'ini oluşturdu. Artan fiyatlar karşısında gelir yetersiz kalan vatandaş kredi kartlarına sarılmaya devam ederken gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar kart harcamalarını katladı. 2024'ün ilk 3 ayında vatandaşın yaptığı kredi kartı harcamalarının 3'te 1'ini gıda, market, alışveriş merkezleri ve akaryakıt grupları oluşturdu. Bankalar arası kart merkezinin verilerinden yapılan derlemelere göre bu yılın ilk 3 ayında market ve AVM'de kredi kartı ile yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre %116.20'lik artışla 432 milyar 529 milyon 770 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde akaryakıt alımlarında kredi kartı ile yapılan harcama tutarı %142.05 arttı ve 166 milyar 354 milyon 530 bin lira oldu. Gıda enflasyonu ve lokantalardaki yüksek fiyat artışları nedeniyle bu gruplarda kredi kartıyla yapılan ödemelerde kat be kat artış gösterdi. 2024'ün ilk 3 ayında 2023'ün aynı dönemine göre kredi kartıyla yapılan yemek harcamalarındaki artış %143.89 ile 116 milyar 735 milyon 380 bin liraya yükselirken aynı dönemde çeşitli gıda harcamaları için %131.36'lık artışla 179 milyar 366 milyon 290 bin lira kredi kartıyla ödendi. BKM verilerine göre yılın ilk 3 aylık döneminde toplam kredi kartı harcamalarının %33.78'ini market ve AVM, akaryakıt, yemek ile çeşitli gıda harcamaları oluşturdu. Söz konusu dönemde kredi kartı ile yapılan 2.6 trilyon liralık harcamadan 894.9 milyar lirası bu 4 gruptan yapılan harcamalardan geldi. Ocak-Şubat-Mart 2023 döneminde ise kredi kartı ile yapılan toplam harcama tutarı 1.1 trilyon liraydı. Söz konusu dönem itibariyle kart harcamalarında yıllık artış oranı %137.47 oldu. Tüketici fiyatlarına etki eden ana harcama grupları içinde Nisan ayında en yüksek ağırlığı %24.98 oranla gıda ve alkolsüz içecekler grubu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu %69.80 oranda bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici enflasyonunu oluşturan toplam 12 ana harcama grubunda ağırlığı en yüksek harcamalar %24.98 oranda gıda ve alkolsüz içecekler, %17.35 oranla ulaştırma, %14.20 oranla konut ve %8.17 oranla lokanta ve oteller, %8.12 oranla ev eşyası ve %6.94 oranla giyim ve ayakkabı oldu. Evet, ekonomi çökmüş bitmiş, yurttaşların hali ortada, emeklinin hali ortada, senin halin, benim halim, onun hali ortada. Peki bankalar ne durumda? Oo, onlar almış başını gidiyor.
Vatandaş yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilirken bankacılık sektörü yıllık %94,4 kar artışı elde etti. Bankacılık sektörünün geçen yılın Ocak-Mart aylarında 106,1 milyar lira olan net karı bu yılın ilk 3 ayında 153,5 milyar liraya yükseldi. Böylece finans sermayenin net karı ilk çeyrekte yıllık %44,7 artış kaydetti. Aynı dönemde enflasyon %15,06 olarak kaydedildi. Mart ayı itibariyle ise yıllık kar artışı %94,4 olarak kaydedildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Mart ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içerisindeki payı %1,49'a düştü. Bu oran geçen yılın 3. ayında %1,82 düzeyindeydi. Aynı dönemde çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu %13 oldu. Mart 2023'te bu oran %14 olarak kaydedilmişti. 2023 Mart ayında 15,8 trilyon lira olan toplam aktifler bu yılın aynı döneminde 25,9 trilyon lira oldu. Toplam krediler ise Mart 2024'te 12,9 trilyon lira olarak kaydedildi. Geldik reklamdan ve Adana'da bir baba kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Adana'da bir baba kızını taciz ettiğini iddia ettiği şahsı av tüfeğiyle öldürdü. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam mahallesinde meydana geldi. Mehmet A. kızını taciz ettiği iddiasıyla Sarıçam mahallesindeki evinin önünde Arda Demir'le tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. evden av tüfeğini alarak Demir'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mehmet A. cinayette kullandığı silah ile polise teslim oldu. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şimdi insanlar öldürülsün mü? Elbette değil. Yani senin kızını taciz etmişse bu söz konusu kişi, tabii ki bir baba için ağır bir şeydir bu. Ben de bir babayım, ben de istemem. Kanunlar var, adam gözaltına alınır, suçu neyse suçu, onun mukabilinde ceza alır. Yani normali bu böyle. Fakat ne yazık ki bizde Türkiye'de bu kanunlar yetersiz olduğu için belki, yani verilen cezalar daha doğrusu, kanun demeyelim, yetersiz olduğu için İnsanlar bazen böyle yollara başvuruyorlar ve tabii çok kötü bir başyol. O çocuk öldü, sen de hapse girdin. Yani ne bileyim, vallahi bilmiyorum. Karışık bir durum bu yani. Evet, annem cübbe giydiğimi görmeden öldü. Bunu söyleyen bir genç. Peki ne oldu, nasıl oldu, niye oldu haberde? Adana'da annesi maganda kurşunuyla hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Burak, annem benim hep savcı olmamı isterdi, cübbeyi giymemi annem göremeyecek ve bu gerçekten çok büyük bir boşluk. Adalete güveniyorum, umarım yerini bulur, dedi. Olay geçen cumartesi saat 9 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Hayriye Derin otomobiliyle 12 yaşındaki oğlu Talha'yı yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu 7 yaşındaki Kayra ile evine dönmek için yola çıktı. Derin caddeden geçtiği sırada motosikletli iki şüpheli husumetli oldukları kişinin otolastik tamiri yapılan iş yerine tabancalı saldırı düzenledi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri otomobiliyle yolda giden Hayriye Derin'in ensesine isabet etti. Oğlu Kayra'nın gözleri önünde vurulan Derin bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlarsa motosikletle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Derin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen cumartesi akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Derin'in cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eşini kaybeden 47 yaşındaki Ali Derin'in evlatlarıyla birlikte taziyeleri Mücahitler Caddesi'nde bulunan evlerinde kabul ederken faillerin de hak ettiği cezayı almasını istedi. Hayriye Derin'in Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi oğlu Burak, "Annem cübbe giydiğimi göremeyecek," dedi. "Benim annem hep benim savcı olmamı isterdi. Ya ben de anneme derdim ben avukat olmak istiyorum gibisinden. Bakalım yani ben de işte inşallah ileride yani bana gerek kalmadan yani bu olay yani Türkiye Cumhuriyeti adaletine ben güveniyorum. Bana gerek kalmadan inşallah bu olay en kısa zamanda çözülür." Hukuk öğrencisi Burak annesinin katillerinin bulunmasını istiyor. Umarım ki adalet yerini bulacaktır. Failler belli, isim soyisim belli, eşkaller belli. Annemi kaybedeli yaklaşık 2 gün oluyor. Fakat failleri hala bulamadık. Yani bunun için neler yapılması gerekiyorsa buradan herkese sesleniyorum. Fazlasıyla yapılmasını talep ediyorum. Kuzey Kıbrıs diyelim, yavru vatan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ünlü piyanistlerinden Rüya Taner, Hatay'ın küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisini sundu. Ardından Hatay'a dair duygusal bir konuşma yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'ın küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu. Merkez Antakya ilçesindeki bir özel okulun kültür salonunda düzenlenen programda sahne alan Taner, çeşitli eserleri icra etti. Yaklaşık 2 saat süren dinletide Taner'in performansı izleyenlerden alkış aldı. Ardından Hatay'a dair konuştu. "Biz yıllar önce buraya gelmiştik. Güzelim Hatay'ımızı görüp aşık olmuştuk. Tabii dünden bu yana çok farklı duygularla buradayız. İnsan gerçekten uzaktan olayın büyüklüğünü, vahimiyetini şey yapamıyor, tahayyül edemiyorsunuz. Tamamen yok olmuş vaziyette her şey. Söyleyebileceğim tek şey, sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Allah gidenleri rahmet, gidenleri rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum." Ortak acı ve ortak sevinç vurgusu yaptı. "Nacizane olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin manevi desteğini vermek üzere bu akşam buradayım. Bunun için son derece onurlu ve mutluyum. Sevincimiz bir, acımız bir." Ve geldik Samandağ, Sveydi. Allah'ım isikin bil khayr. Şkifkin imlihin inşallah, şkif sahatkin. Şkimmet ruh Sveydi ballaha allak allak. Yaz da geliyor. Ba'da bici bakas sayfı kuşah Sveydi. Bukhadi nüfuskin allak. Aşka da ba'rif 70,000. Baddu yusur 72,000. O altyapı yine kaldırmayacak. Bilmem ne kaldırmayacak falan filan. Yarın göreceğiz. Boğulmalar başlayacak. Motosiklet kazaları başlayacak. Yani bunlar yıllardır Samandağ'da yaşanan şeyler zaten. Yine yaşanmaya başlanacak. İşte diyorum ya zihniyet. Valiyi de değiştirsen, emniyet müdürünü de değiştirsen, belediye başkanını da değiştirsen, bilmem beni de değiştirsen, onu da değiştirsen değişmiyor bir şey. Bu ilde değişmiyor. Yani öyle bir şey. Samandağ'a gidelim ve Samandağ Belediyesi'nin İlçe genelinde yürüttüğü çalışmalar. Samandağ Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ın talimatlarıyla her gün birçok farklı mahallede yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin yol sorununa çözüm üretmek için yoğun mesai harcıyor. Mağaracık Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bozuk ve deforme olmuş parkenin söküm çalışmalarının ardından parke kaplama çalışmaları gerçekleştiren Fen İşleri ekipleri, Mağaracık Mahallesi'nin yanı sıra Tekebaşı Mahallesi ana arterde asfalt yama çalışması, Koyunoğlu Mahallesi'nde yol temizlik ve düzenleme çalışmaları, Sutaşı Mahallesi'nde parke onarım ve zemin iyileştirme çalışmaları, Yeni Mahalle'de parke onarım çalışmaları, Kuşalanı Mahallesi'nde temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Konuyla ilgili Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada Başkanımız Emrah Karaçay'ın talimatları doğrultusunda 42 mahalleye eşit hizmet şiarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sorunları tek tek tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Yağmuru özleyen var mı? Var mı yağmuru özleyen? Bu sene yağış iyi oldu değil mi? Yani sevgili seyirciler, kötü bir yağış olmadı yani. İyi yağdı yağmur. Umarım susuzluk yaşamayız bu sene. Umarım yaşamayız. Yani çünkü bir de böyle bir sorunumuz var bizim. Yıllardır süren bir sorunumuz var. 10 yıllardır süren bir sorunumuz var. Bir baraj yaptılar, Karaçay bilmem ne barajı. Çalışıyor mu çalışmıyor mu belli değil. Yok gövdesi çatlamış, yok su kaçırdı, yok bilmem ne oldu. Bilmiyorum, devreye alındı mı bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Yağışa ne kadar yağarsa yağsın ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü yağış gerçekten önceki dönemlere göre oldukça azaldı. Peki, gelsin bakalım meteoroloji. Meteorolojinin tahminlerine göre yurda yarın giriş yapacak olan yağışlı hava hafta sonuna kadar yurdun tümüne yayılacak. Hava sıcaklıklarında 10 dereceye yakın düşüş gözlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ait güncel tahminlerini yayınladı. Son verilere göre yurda yeni bir yağışlı hava dalgasının giriş yapması bekleniyor. Yağışlar cuma ve cumartesi günü yurdun geri kalanını da saracak. Sıcaklıklarda 5 ila 10 derece düşüş gözlenecek. Pazartesi günü yağışların etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Hatay'daki sağanağın ardından etkili olan parçalı bulutlu hava kısa sürdü. Hatay'a yine gök gürültülü sağanak geliyor. Son tahminlere göre cuma günü güneş gidiyor, hava kapanıyor. Hatay'da cumartesi, pazar, pazartesi gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık 25 derecenin üzerinde, hatta 30 derece bandında seyrediyordu. Yağmurla birlikte o da düşecek. Gün içindeki sıcaklık yağmurla birlikte önce 25, sonra da 20'li seviyelere gerileyecek. Akşam sıcaklığında bir değişiklik olmayacak. Akşamları da sıcaklık 15 derece bandında seyredecek. Evet sevgili seyirciler, HRT ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse, yeniden sizlerle birlikte olacağım. İyi akşamlar diliyorum.